Efendim şimdi Türkiye'nin seçim gündemine geçelim ve Çalar Saat'te vitesi arttıralım. Harikasın çok harika. Bir banka dekontu alıyorlar. İsmi çiziyorlar. Benim adımı yazıyorlar. Üstüne 10 milyon yazıyorlar. 10 milyon dışlar. Bankayı oyuna mı gönderiyor? Bir de pazar günü. 10 milyon dolar aldı iddiasını yalanladı. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Tekirdağ Çorlu'daki konuşmasında FETÖ'yü işaret etti. Kılıçdaroğlu FETÖ'nün yeni ortağı dedi. Üzüldüğüm taraf şu. FETÖ'cüler sahtekarlığa bayılır. FETÖ'cüler bunu yapıyor ama benim eski arkadaşlarım da paylaşıyor. FETÖ'nün siyasi ayağı benden başka hiçbiri bunun üstüne gidemez. Hiçbiri. Bir adreste FETÖ konusu üzerinden eski partisi CHP'lileri hedef alan Muharrem İnce bu kez Kemal Kılıçdaroğlu'nu FETÖ'nün ortağı olmakla suçladı. Erdoğan gidemez. FETÖ'nün eski ortağı. Kılıçdaroğlu da gidemez, o da yeni orta. İnce Kılıçdaroğlu'nu FETÖ'nün yeni ayağı olmakla itham ederken partisinin bir ilçe teşkilatı ise istifasını açıkladı. Gerekçeleri seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermek. Bizler Sayın Muharrem İnce'yi çok seviyoruz ama demokrasiyi daha çok seviyoruz. Bu sebeple görevli bulunduğum İzmir Kemalpaşa İlçe Başkanlığı'ndan yönetim kurulumuz ve üyelerimizle birlikte istifa ediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alıyoruz. Memleket Partisi Kemalpaşa ilçe yönetimi memleket partililere Kılıçdaroğlu'nu destekleme çağrısı da yaptı. İlk turda bu iş biter diye ümit ediyoruz. Ama ikinci turda terörle bağın olmadığını bildiğimiz herkese görüşmeyi bir görev biliriz. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan seçim ikinci tura kalırsa Muharrem İnce ile de Sinan Oğan'la da görüşebileceklerini söyledi. Memleket Partisi'ndense istifalar sürüyor. Partinin kurucularından parti meclisi üyesi Ahmet Meşe istifasını açıklarken Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini duyurdu. 14 Mayıs seçimi Türkiye'nin geleceğinin oylanacağı tarihi bir seçim olacağından Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde Millet İttifakı'nın desteklenmesi gerektiği inancındayım. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'sa İzmir'den iktidarın propaganda diline tepki gösterdi. Önceki gün Süleyman Soylu bu seçimi darbe olarak nitelendirdi, darbe girişimi olarak nitelendirdi. Şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan bu seçimlere gölge düşürecek açıklamalar yaptı. Buradan uyarıyorum her ikisini de. Kimse seçimlere gölge düşürecek, kimse ülkemizde çatışma ortamını tetikleyecek bir davranış içerisinde bulunmasın. Biz harbe girmiyoruz. Ben o kere bu kere şuraya diyor, sen diyor bu partiye kayıtlı mısın diyor. Ben değilim diyor. Tamam sen gidebilirsin. AK Parti üye oldun mu? Ben İşte üye olacaksın. Onlardan birini bulacaksın. Onların işi öyle. Muhalefetin sık sık liyakat şikayetleri dinlediği seçim turları sürüyor. Yurt dışındaysa oylama devam ediyor. İlk 5 günde yaklaşık 700 bin seçmen oy kullandı. 2018 seçimlerinde ilk 5 günde kullanılan oy sayısı sadece 328 bindi.